Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Bir gündem özel programıyla yeniden karşınızdayız. Konuğumuz az önce ana haber bülteninde de belirttiğim gibi ve gün içerisindeki tanıtımlarımızı da dile getirdiğimiz gibi AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül, benim tabirimle Nur Yüzlü Başkan ve özellikle de 15 Temmuz'da yaşanan o darbe girişimi ve o ilk günkü tavrı ve sonrasında yaşanan demokrasi nöbetlerindeki dik duruşuyla, bir komutan edasıyla Şanlıurfalıların o destansı mücadelesine eşlik etti Sayın Zeynel Abidin Beyazgül. Şanlıurfalıların milli direniş ve istiklal mücadelesinin önemli mimarlarından biriydi. Bugün kendisiyle hem darbe girişimi esnasında yaşananları, kendisinin yaşadıklarını, FETÖ terör örgütü ile ilgili yapılan mücadelede gelinen son noktayı ve Suriye sınırında yaşanan gelişmelerle birlikte ülke ve yerelde de Şanlıurfa genelindeki tüm gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağız sevgili izleyiciler. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Uzun bir aradan sonra tekrar sizi konuk etmek, kendi açımdan söylüyorum, benim için mutluluk verici. Az önce sarf ettiğim sözlerin belki izleyiciler, sizi tanımayanlar abartı olduğuna belki kanaat getirirler ama sizi tanıyanlar bunun kesinlikle abartı olmadığını bilirler. Demokrasi ve milli irade nöbetlerindeki dik duruşunuz, tavrınız, komutan edasıyla yaptığınız çalışmalar, organizasyonlar takdire şayandır. Bir Şanlıurfalı olarak, bir gazeteci kimliğinden öte bir Şanlıurfalı olarak öncelikle sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum Şanlıurfalılar adına. Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Bizim böyle gönlünüzdeki o güzel yere, Şanlıurfalıların gönlündeki o güzel yere Allah layık etsin. Hayırlı hizmetlere vesile etsin. Ömrümüzü bu yolda kullanmayı bize nasip etsin inşallah. İnşallah biz böyle o gönlünüzdeki güzelliklere layık olmaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Başkanım, sağ olun. 15 Temmuz'da çok inanılmaz şeyler yaşadık. Evet. Hiç tasvip etmediğimiz bir grup askerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki bir grup askerin darbe kalkışmasıyla karşı karşıya kaldık. Bize şöyle bir özetler misiniz? 15 Temmuz gecesi ve geldiğimiz nokta itibariyle yaşanan gelişmeleri. Tabii bu esasına baktığımız zaman 17-25 Aralık'a gitmek lazım. 17-25 Aralık'ta liderimizle ilişkin Cumhurbaşkanımız, o zaman Başbakanımızdı. İşte bir takım iddialarla ortaya çıktılar, devirmek istediler. Bunun önceki durumu o. Bunu izah ettiğimiz zaman bunun bir örgüt, işte bir Amerika'da FETÖ'nün da bir örgüt lideri olduğunu söylediğimiz zaman o zaman kimse inanmıyordu. 15 Temmuz akşamı iki tane tank hepimiz gördük. İşte Boğaz'a koymuşlar, Boğaz Köprüsü'ne iki tane tank. Efendim bu nedir diye soruyor. Bana açıyorlar telefon. Bu tanklar nedir diyorlar. Çünkü insanlar darbe beklemiyor bir yerden. İşte Türkiye'de demokrasi yerleşmiş, hiçbir şey olmaz diye düşünüyorlardı. 15 Temmuz'da ben Ankara'daydım. Genel merkezimize gittim. Fakı Baba ile beraberdik. Fakı Baba da genel merkezin önündeydi. O meclise davet edildi. Fakat hemen Urfa'ya genel merkezimizin teşkilatları bilgilendirin. Sokağa çıkmaları, il ve ilçe binalarının önüne geçmeleri gerektiğini bildirin dediler. Bir yandan Ankara'da teşkilat binasının önündeyken bir yandan da bu mesajları çektirdik. Ama halkımız zaten duyarlı. Tankları görür görmez il binasına, meydanlara, valilik önüne çıktılar, geldiler. STK'larımız öyle, kanaat önderlerimiz öyle, köylerimizden insanlar şehre geldiler. Biz tabii bu ara kanaat önderlerimizle aramaya devam ettik. Çünkü bu Türkiye'nin hakikaten ikinci Çanakkale mücadelesiydi, ölüm kalım mücadelesiydi. Benim bulunduğum Ankara tabii şeyi daha çok şiddetli yaşadı, darbeyi. Uçaklar alçak uçuş yapıyor. Ses hızını aşarak çok yüksek sesler çıkarıyor. Bulunduğumuz yerdeki şeyler yıkılmaya başladı. Camlar kırıldı, çatladı. İşte sabaha kadar silah sesleri. Beştepe yanımızdaydı.
Oraya bombalar düştü. Tabii yandan da Urfa'yı takip ettiğimiz zaman Urfa'da o gün sonradan ertesi gün bir araç buldum. Urfa'ya ulaştım. Tabii ben, o ilk gece Urfa'ya gelmeniz neredeyse imkansız oldu. İmkansız, evet. Çatışmanın içerisinde savaş artık, uçaklarının... Operasyonlar durduruldu diye bize bildirildi. Ama o saatte Urfa uçağı kalkmış oldu ama. Havada bütün operasyonların durdurulduğu bildirildi bize. Biz onun üzerine Urfa'ya gelmeye yeltenmedik. Aslında niyetimiz vardı. Bir ara uçağa doğru gittik. Fakat sonra bize gelen bilgi operasyonların durdurulduğu yönündeydi. Sonra döndük havaalanına beraber Fakı Baba'yla. Oğlum Abdullah vardı yanında. O da meydana geldi. Yine il başkan yardımcılarımızdan iki tanesi Ankara'daydı. Bahattin ile Mahmut Barut. Onlar da geldiler. Şeyin önünde, genel merkezin önündeydik. Hanım ve iki çocuğum da buradaydı. Onları da buraya gönderdik. Hemen il teşkilatının önüne gittiler. Böylelikle ailece tam kadro bulunduk ama Urfa'nın bu direnişte gösterdiği dik duruş çok önemliydi. İşte belediyelerimiz derhal araçlarını tankların çıkış noktalarına koydular. Bu ara Büyükşehir Belediye'miz, Karaköprü, İşte Halidiye ve Eyübiye belediyelerimiz, ben hepsine buradan teşekkür ediyorum. Çok duyarlı davrandılar. Hemen Eyübiye belediyemiz ve Halidiye belediyemiz, Karaköprü, bunlar araçlarını jandarma ve TUAY'ın önüne koyarak, tabii biz bunlarla İrtibat haberleşiyoruz, tabii. İrtibatlıyız. O gece hiçbir şeyi gözümüz görmüyor tabii. Bir var olma mücadelesi veriyoruz. Valimiz tabii burada güzel bir koordinasyon yapıyor. Başsavcımız burada. Emniyetimiz gayet tecrübeli ve hassastı. Ben bunlara da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten her kurumumuz görevini çok layıkıyla yaptı. Vatandaşlarımızın zaten onlara diyecek bir sözümüz yok. Bu ara tabii şehitlerimiz oldu Urfa'dan da. Türkiye'den 241 şehidimiz vardı, evet, ama Urfa'dan da 4 şehidimiz var. Mustafa Direkli, İbrahim Hal Yıldırım, Ümit Yolcu, Şefik Şefkatlıoğlu. Biz bunlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Muhakkak cennette olduklarına, ölmediklerine inanıyoruz. Bunlar şehit. Bunlar sokağa çıkarken hiçbir menfaat uğruna çıkmadılar. Vatanı için çıktılar. Bayrağı için çıktılar. Bu vatan bölünmesin diye çıktılar. Ve şehit oldular. Biz bütün ülke olarak onlara minnet borçluyuz. Onlara müteşekkiriz. Onlar ölmediklerine bizim tam iman ediyoruz. Aramızdalar. Ama yine de kalp onların yakınları muhakkak ki duygulanmıştır, üzülmüştür. Biz onlara buradan da başsağlığı diliyoruz. Ziyaret ettiniz şehit ailelerini, gazileri ziyaret ettiniz. Ne yaşıyordular? Onlar ne his, hangi hissiyatı paylaşıyor bugün sizinle? Bugün mesela bir şehit ailesini ziyaret ettik. Bu şehidimizin babası şöyle diyor, Nihat Direkli. Diyor ki, benim oğlum diyor çıkarken şehit olma niyetiyle çıktı zaten. Ondan 3-4 gün önce de kardeşine şunu söylemiş. Ya ben ne olur da şehit olurum diye. Orada Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz kardeşimiz var. Diyor ki, o diğer bir şehitimiz de aynı şeyler söylemiş. Ben şehit olacağım demiş. Yani halis niyetle bunlar aslında şehadeti arzu eden insanlar. Bu millet için, memleket için, Allah rızası için şehadeti. Aileler gayet vakur. Yani onu söyleyeyim. Gerçekten bir şehit babası olduğunu gösteriyor biz gittiğimiz zaman, ziyaret ettiğimiz zaman onu gördük. O durumu içinde hakikaten duygulandık. Bir defa daha ondan dolayı da biz kendilerine minnettarız, teşekkür ediyoruz. Efendim, Başbakan grup toplantısında
6 il saydı. Onlardan biri de Şanlıurfa'ydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Teşekkür ediyorum dedi Şanlıurfa'ya. Demokrasi nöbetlerindeki göstermiş olduğu üstün performanstan, vatan, millet, bayrak sevgisine göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı. Siz Şanlıurfa'yı nasıl özetliyorsunuz? Günlerce meydandaydınız. 26-27 gün boyunca meydandaydınız. Evet. Bir an olsun meydanlardan ayrılmadınız. Birçok farklı kesimden insanlarla hasbihal ettiniz. Şanlıurfa'nın o şanlı direnişini birkaç cümleyle özetleyin dersen. Yani ben Urfa'yı çok seviyordum. O 27 günden sonra daha çok sevdim. O kadar duygulandık, o kadar yakın olduk ki ben bazı şeyleri böyle cep telefonuma çekmiştim. Ankara'da falan gösteriyorum. Orada da konuşuyordum. Aileler dolaşıyorum. Sabaha kadar ilk 5-6 gün işte buradan partinin önünden ta Abide daha aşağılara kadar, Rabia'ya kadar insanlar doluyor. Oturmuşlar, çaylarını yapıyorlar, kahvelerini içiyorlar. Ama çok hassas bir şekilde bekliyorlar. Ne için beklediklerini biliyorlar. Oturup konuştuğumuz zaman çok duygulu oluyoruz. Konuştukları çok güzel şeyler oluyor. Mesela sonra ben saat gecenin ilerleyen saatinde işte biz susuyoruz, onlar halkımız konuşuyoruz diye onları çıkarıyordum. Gençlere duygu düşüncelerini paylaşıyorum. Duygu düşüncelerini paylaşıyorum. Gençlere soruyorum. Diyorum ki darbe olursa, olsaydı, başarılı olsaydı ne yapardın diyorum. Diyor ki başkanım diyor, darbe olamaz. Niye olamaz? Biz varız diyor. Şimdi ne kadar soruyorum. Diyorum ki bir tanesi desin ki darbe olsa şunu yapardım desin bir Urfalı genç. Hiçbiri de bunu demedi. Yok biz varız, darbe olmaz diyor. Çok da duygulandım. Gerçekten bu kadar milletini, memleketini, bayrağını seven bir neslimiz var. Gencimiz var. Sonra kılık kıyafetleri ne olursa olsun. Diyor ki İbrahim Hakkı Hazretleri, hiç kimseyi hor görme, incitme, gönül yıkma. Gerçekten baktığımız zaman kılığı, kıyafeti, şekli, şemaili çok farklı insanlar. Bizden iyi insanlar muhakkak. Bizim ama farklılıklar var. Bu bizim toplumumuzun zenginliği ama herkes bir yerde birleşti. Bayrak sevgisinde birleşti, vatan sevgisinde birleşti, demokraside birleşti. Vatanın bölünmez bütünlüğünde birleşti ve Cumhurbaşkanımızın emir ve komutasında birleşti. Ne kadar güzellik. Başkanım şeyi düşünüyor musunuz hiç? İşte AK Parti ilk kurulduğu günden itibaren o sürece baktığımızda, 13-14 yıllık sürece baktığımızda, 15 yıllık sürece baktığımızda müthiş çalışmalar var eğitimde, ulaşımda, sağlıkta. Şeyi hiç düşünüyor musunuz acaba ya da konuşuyor musunuz genel merkez? Ya biz bu insanlara bunları yaptık ama az. Daha fazlasını yapmamız lazım. Çünkü bu insanlar daha fazlasına layık. Aynen. Şöyle konuşmalar oluyor mu? Çok. Başbakanımız mesela il başkanlar toplantısında bu millete ne yapsak azdır diyor. Gerçekten öyle. Bu millete ne kadar hizmet yapsak az. Ben de ona inanıyorum. Tabii ki üzülüyoruz. Bazı şeylere imkan bulamıyoruz. Mesela bugün oturduk konuşuyoruz yine. Bırakmıyorlar ülkemizi kendi haline. Burada bıraksalar fabrikalar çalışacak, şantiyeler çalışacak, gençlerimiz işsiz kalmayacak. Ana babaların bütün derdi çocuğumuzun işi diyor. Biz bunun olması gerektiğine biz de inanıyoruz ama düşün ki işte bu noktada nasıl istihdam oluştururuz, daha organizede, yeni organize sanayileri nasıl açarız? Türkiye'yi bir savaş alanı haline döndürüyorlar, bir terör ülkesi gibi göstermeye çalışıyorlar. Bu ihracatı, ithalatı, istihdamı etkiliyor. Turizmi etkiliyor. Bunu yapan işte Haçlı uzantıları bunu yapıyor. Ben 15 Temmuz'a bir darbe demiyorum. 15 Temmuz Anadolu'da varlığımızın silinmesi için yapılan bir harekettir. Başka bir şey değil. 1071 yılında bu topraklara girdik. 1071 yılında bu topraklara girdiğimiz zaman Alparslan Gazi İşte üzerine beyazları giyiyor, beyaz sarını sarıyor. Diyor ki, yaş ölürsem ben işte bu giydiğim beyaz kıyafetimi kefen yapın diyor. Ya şehit olmak için ya gazi olmak için. O gece sanki o 3-5 askerin sokağa çıkması sanki Asperger'in görünen yüzüydü. Başkan çok farklı uzantıları vardı. Yani tabii bunu görevliler, yetkililer inceliyor, incelemeye devam ediyor. Yani sadece bir grup askerle sınırlandırmamak lazım. Belki çok farklı ülkelerin farklı amaçlarla bir plan dahilinde Türkiye'yi bölme, Türkiye'yi parçalama, Haçlı uzantıları dediniz ya.
Kesinlikle, çok farklı planları var. Kesinlikle bu öyle. Yani FETÖ bir örgüt. Bu FETÖ örgütü biz şeyde de söyledik. DAEŞ veyahut da işte PKK, aslında bunlar harfleri farklı, kelimeler farklı ama aynı batıya bağlı, batının uzantısı halinde hareket eden örgütler. FETÖ de bir taşeron bence. FETÖ de bir taşeron tabii ki. Ne istiyorsun? Evet, ne istiyorsun sen? Evet, işte kuvvet komutan seviyesine gelmişsin, general olmuşsun bir ülkede, albay olmuşsun, önün açık, profesör olmuşsun, önün açık. Ne istiyorsun? En elit grupsunuz siz. Siz soruları çaldınız, sınavları kazandınız, bir yerlere geldiniz. Bu halk bunu görüyordu. Ama ne istediniz bu halktan? Evet, çünkü kendilerine bu hizmeti verenlere minnettarlıkları vardı. Onu yerine getirmek zorundaydılar. O emirle hareket etmek zorundalar. Sana kim öyle sorular verir de işte şu sınavı kazan, şuraya gir, sen işte doktor ol, sen hukukçu ol, sen şu ol. Bunun bir faturası vardı, bir bedeli vardı. Önlerine konuldu. Hadi bakalım dedi. Bugün onun zamanı denildi. Ve işte fatura, bu fatura. Yoksa bu memlekette herkes huzur içinde yaşıyordu. Rahattı. İbadetini yapıyordu. Demokrasi vardı. Ne eksik vardı? Eğer bir eksiklik olmuş olsaydı, o halk o gün bu tepkiyi gösterir miydi? O halk bu direnişi gösterir miydi? İşte biz bir sergi açtık. Deseydeydi. Ona da geleceğim aslında. Evet, mozaika taşıdık. Hı hı. Bakınca duygulanıyorum. Halkımızı davet ediyoruz. Tankın altına yatmış. Kalkmıyor. Tank üzerinden geçiyor. Geçmiş de bir çoğun üzerinden. Bir tankın altına giriyor. Diğer tankın altından çıkıyor. O gün biz işte meydanlara dönelim. Şunu dedik. Bir tane böyle bayan yazmıştı. Böyle orta yaşlı bir bayan. Diyor ki, çok hoşuma gitti, onun resmini çektim, genel merkeze de gönderdim. Diyor ki, tanklar fil, halk ebabil. Tanklar, kuşu, bu halk tankın üzerine üşüşmüştü, nasıl tank görünmüyordu. Niye yaptı bunu halkımız, niye karşı çıktı buna? Evet, çünkü liderinden memnundu, demokrasisinden memnundu. Her kesimden insanlar çıktı. CHP'den çıktı, MHP'den çıktı, AK Parti'den çıktı, işte Hudapar'dan çıktı. MHP'nin il başkanı geldi bizim. İlk gelenlerden biri. Evet, tabii şeyde tabii. De ilk gelenlerden AK Parti, biri. AK Parti il binasının önüne. İl binasının önüne ilk gelenlerden biri. Ben sonra bıktım. Evet. Şeyde beraberdik, Rabia Meydanı'nda hep beraberdik, Hudapar'la beraberdik. CHP başkanı geldi işte. Evet. Vekil olarak geldi orada. Konuşma yaptı. Bu halkın tamamı demek. Beraberdik halkımızın tamamıyla. Zaten başkanım çok özür dilerim, araya gidiyorum ama. Halkta iktidara ve hükümete karşı bir memnuniyetsizlik olsaydı sokağa inmezdi. Ya muhakkak ki eksiklikler vardır, sıkıntılar vardır ama bunlar giderilecek sıkıntılardır. Esaslı şeyler değildir. Hükümet bunun için çalışıyor. Cumhurbaşkanımız işte gecesi gündüzüne katmış bu iş için. Halkın refahı için, kimsesizlerin kimsesi olması için. Başkanım, Yenikapı'daki mitingle ilgili öyle bir fotoğraf karesi gördüm ki duygulanmamak elde değil. Gerçekten evet. Az önce bahsettiğiniz konuyla paralel olarak. Başkomutan orada, başbakan orada, ana muhalefet partisi liderleri orada, TSK'nın başı orada, eski cumhurbaşkanı orada, eski başbakan orada. O fotoğraf karesi aslında bütün dünyaya, Avrupa'ya net mesajı veriyordu. Türkiye'deki birlik ve beraberliği bozamazsınız. Kesinlikle. Yenikapı mitingi Türk Cumhuriyeti'ne altın harflerle yazılması gereken bir miting diye düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Ya bu tabii ki Yenikapı mitingi sembolik olarak bu böyle ama halkımızın arasında Allah aşkına bir problem var mı yani? Oturduğumuz zaman sen CHP'sin, sen MHP'sin, sen Kürtsün, Türksün, evet. Arapsın veya şu mezheptensin diyen var mı? Biz bu Anadolu topraklarında 1000 yıldır bu şekilde yaşadık. Yani kimse kimsenin kınına, kıyafetine, yaşayışına, inancına karışmayarak yaşadık. Bu, zaten biz böyleydik. Ama Sunni olarak bunu çıkarıyorlar. İşte bizi efendim parçalayıp birbirimize düşerek, çünkü artık Batı kendi insanına da kıymıyor. Oradan kendi insanı gelip savaşsın istemiyor. Ne yapacak? İşte Müslümanı Müslümanla vurdurtmak için. İşte burada
IŞİD dediğimiz olay yaptıklarının İslam'la bir alakası var mı zerre kadar Allah aşkına ya? Hangi işler İslam'a benziyor bunların? Hiçbir işi İslam'a benzemiyor. Sadece kan döküyor. Sadece bölgenin huzurunu kaçırıyor. Canlı bomba diyor. 12 yaşındaki bir çocuğa canlı bomba bağlıyor. Ve 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında 43-44 tane çocuğumuzun, masum çocuğumuzun ölümüne neden oluyor. Zaten çocuk olmayanlar da masum. Bu hangi dinde var Allah aşkına? Şimdi bu topraklar kardeşlik toprakları. Bu topraklar inanç toprakları. Bu topraklar Müslümanlık toprakları. Allah'ın izniyle bakın ilk gece selalar okundu. Evet. Herkes duygulandı. Bu topraklarda kimse ezan sussun istemiyor. Bu topraklarda kimse bayrak insin istemiyor. Bu topraklar bölünsün istemiyor. Yani bunu işte 27 gün ya. Hangi ülkede halk bunu yapardı? İşte iş bitmiş ben evime gideyim derdi. Sabaha kadar uyumuyorlar insanlar. Sabah da çıkıp iş yerine gidiyorlar. Sabah da iş yerine gidiyorlar. Ve orayı bir festival, bir şölen yerine çevirdiler. O kadar güzellikler oluyordu. Hallarda oturuluyor, sohbetler yapılıyor. Yine saat 12'ye 1'e kadar bakıyorsun. Anne çocuğu kucağında ayakta bekliyor. Bayrak, yaşlı birinin elinde bayrak saatlerce indirmiyor. Diyorsun ki işte bu kişi, ben Ulubatlı Hasan'ım, bayrağı indirmeyeceğim. O duyguyla orada duruyor. Sakallı amcamız bakıyorsun. İşte bir ilahi okunuyor. Gördüğünüz defalarca çıkıyor. Vecde geliyor. Orada kendini kaybediyor. 7'den 70'e değil vallahi. 1 yaşından 80 yaşına kadar insanlar oradaydı. Bunu hepimiz beraber gördük. Şahit olduk. İşte bu FETÖ denilen örgüt vazgeçecek mi? Geçemez. Niye vazgeçemez? Omurgası kırıldı. Bitti Allah'ın izniyle ama çünkü geçmişte kim ondan nemalanmışsa bedel ödetecekler. Fatura çıktı önlerine. Git bunu yap diyecekler. Onlara. Ağa babaları. Ağa babaları tabii. Diyecek git bunu yap. Sen bu yere geldin. Sana sınav kazandırdım. Orada bir tane bacımız çıktı gözyaşlarıyla. Konuştu. Siz bizim çocuklarımızın geleceğini çaldınız dedi. Evlatlarımızın geleceğini çaldınız. KPSS'lerde sahtecilik yaptınız. Şeyde ÖSYM'de sahtecilik yaptınız. Yani her kurumda girdiniz sahtecilik yaptınız. Allah aşkına bu sahteciliği yapanın ömür boyunca yediği içtiği helal olur mu? Başkan birçok kuruma sızmışlar. Eğitimde, sağlıkta, her yerde, TSK'da. Öyle bir yapılanma içerisine girmişler ki herhalde bunları temizlemek belli bir süreç alacak. Şimdi gözaltılar başladı hükümet. O darbe girişimini bertaraf edilmesinden hemen sonra düğmeye bastı ve birçok gözaltı oldu. Bu devam edecek mi? Bu süreç nasıl işleyecek? Bazı kesimlerde diyor ki kuru yaş meselesi, o da çok konuşuluyor. Nasıl işleyecek bu süreç? Yani biz şimdi Cumhurbaşkanımızın deyimiyle geçen Gaziantep'teki konuşmasında da dinledik. Diyor ki biz bunu bitireceğiz, kazıyacağız, bırakmayacağız diyor. Elbette inlerine ki, gireceğiz derken kastediyordu herhalde. Evet ama. İnlerine girdik diyor zaten. Şimdi de IŞİD'in inine gireceğiz diyor. Burada tabii yargı görevini yapıyor. Yargı neye dayanır? Biz yargımıza güveniyoruz, onu söyleyeyim. Yargı neye dayanır? Belgeye dayanır, delillere dayanır. Ve bu belge ve bilgiler değerlendirilecek. Yaştan kuru inşallah yanmayacak. Yani burada dürüst olan, sağlam olan, bulaşmamış olan muhakkak hakkı korunur, savunulur. Ve bu işte alakası yoksa ona bir şey olmaz. Evet. Şey az önce laf arasında sergiden bahsedildi. LSE konferans salonunda. Onun teması tam olarak ne ve kaç gün sürecek? O devam ediyor mu? Vatandaşlarımız, şimdi, gelmek mozaik, isteyen vatandaşlarımız. Mozaik salonunda AVM Mozaik'te devam ediyor. Şimdi onun şu. Yani 15 Temmuz'da bu halk tarihi yaşadı. Yazdı. Yani bir tarihin içindeydi. Aradan 50 yıl dahi geçse, işte nasıl ki Çanakkale Savaşı unutulmuyor, 15 Temmuz'da unutulmayacak. Ve bu gün yaşananlar tarih. Bu tarihi biz resimledik.
oraya koyduk. Eksikler vardır muhakkak. Her şey tam olamıyor. Çünkü destansı o kadar çok şey, fazla şey var ki. Her kişide bir hikaye var başında. Aynen. Çok güzel ifade ettin. Her kişide bir hikaye var. Çok güzel hikayeler var. Şimdi bunların bir kısmını biz diyelim oraya koyduk. İşte meclisin vuruluşu var, Urfa'daki gösteriler var, Rabia Meydanı var, Abide Meydanı var. Ben buradan bir defa daha onlara teşekkür ederim. Abide Meydanı, Rabia Meydanı derken, mesela Abide'nin biraz üzerinde iki tane çadırımız vardı. Okçu Tepesi diyordu oradaki evet. Kardeşlerimiz. Onları ziyaret ettik. Son güne kadar bırakmadılar. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Bir defa daha onlara teşekkür ediyorum. Diyor ki burası Okçu Tepesi diyor. Burası çok önemli diyor. Peki dedim abide nedir? Diyor abide de Bedir kuyuları diyor. Peki dedim il binası nedir? İl binası da diyor kalemizdir diyor. Bu anlayışla o insanlara ne verdik Allah aşkına biz? Gittiler orada. Yattılar, kalktılar, yemediler, içmediler. Güneş, sıcak, gündüz evet. Gittim. Bunaltıcı sıcak var, oradalar. Tabi bu insanlar hakkını nasıl ödeyeriz? İşte meydanda, bugün konuşuyoruz, bir bayan anlatıyor. Diyor ki, işte diyor, ben 27 gün oradan hiçbir zaman ayrılmadım diyor. Sizler yöneticilerimiz oradasınız. Bu millet için, memleket için bu gerekli olduğuna inandık. Evet, bu demokrasi için bunun gerekli olduğuna inandık. Ayrılmadık diyor. Binlerce bayanımız oradan ayrılmadı. Yaşlımız ayrılmadı. Gencimiz ayrılmadı. İşte çıkıp konuştuğumuz zaman hiçbir şeye boyun eğmeyen, hiç Allah'tan başkasından böyle önünde eğilmeyen bir gençliğimizin olduğunu gördük. Bunu ifade ettiler. Ama yaşattılar, yaşadılar, gördüler. Batı ülkelerinin işte mesajlarına bakıyoruz. Hayretler içerisinde hepsi. Böyle bir millet tanımıyorlar. Tanımazsınız. Çünkü bu topraklarda Haçlılar kaç defa çok büyük ordularla geldi. Anadolu burası. Anadolu nasıl bir yer? Anadolu oyunların hesapların bozulduğu bir yer. Biz 15 Temmuz akşamı şunu söyledik. 15 Temmuz akşamı dedik ki, demokrasi nöbetlerinde, Rabia Meydanı'nda şunu dedik. Bakın dedik, bu Türkiye ile Anadolu ile bitmeyecek dedik. Mazlum milletlere de döneceğiz, yardım edeceğiz. Çünkü dünyada adalet denilen bir kavram kalmamış. Adamlar Afrika'da Hutsiler de Tutsiler birbirine düştüğü zaman ellerine çok modern silahlar verdi, 1 milyon insan öldü. İşte Amerika'nın yaptığı bir sayımda Saddam Hüseyin devrilmesinden sonra kendi resmi kayıtlarına göre 2,5 milyon insan veya daha fazla, ki resmi kayıtları 2,5 milyon insan öldüğünden bahsediyor. Şeyde, Suriye'de bugüne kadar ölen 600 bin insan öldü. Kendilerinde evet, Avrupa'da da bir bomba patlamasını istemeyiz ama 10 kişi 11 kişi böyle bir saldırıda öldüğü zaman hepsi bir oluyor. Kıyamet kopuyor. İşte Birleşmiş Milletler bir araya anında geliyor. Bunlar insan değil mi ya? Bu çocuklar Avrupa'da kimyasal silahla Suriye'de öldürüldü. Evet. Niye seyirci kalınıyor bunlara? Yazık değil mi bunlara? Bunlar insan. Nihayet burada Anadolu, biz inancımızla güzel yaşadık. Nasıl ki bize bugün saldırdılar, maddi olarak saldırdılar, insanımıza saldırdılar, mekanlarımıza saldırdılar ama inancımıza da devamlı saldırıyorlar. Kendi batıl, kendi gayri ahlaki medeniyetlerini yerleştirmek için gayret sarf ediyorlar bize. Niye yapıyorsunuz bunu? Bu topluluk güzellikler topluluğu. Bu medeniyet en güzel medeniyet. Sizde komşuluk kalmamış. Ana evlat ilişkisi kalmamış. Kardeş ilişkisi kalmamış. Aile kalmamış. Ne? Evet, bu toplulukta hala bu güzellikleri yaşıyor insanlar ama onlar yok diyor. Siz de bize benzeyeceksiniz. Neyinize benzeyeceğiz Allah aşkına ya? Neyiniz güzel ki neyinize benzeyeceğiz? Bu yetmiyor. Saldırtıyorlar kendi uzantılarını, kendi uşaklarını bize saldırtıyorlar. Kusura bakmasınlar. İşte hallerini gördük. 40 yıl hazırlandılar. 4 saatte yerle bir oldular. Evet.
Sayın Başkanım, kabinenin önemli etkili isimlerinden biri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik'in Şanlıurfa Milletvekili olması tabii büyük bir kazanç. Teşkilat olarak da güzel bir çalışma, uyumlu bir çalışma içerisindesiniz. Birkaç cümleyle bunu da özetlerseniz. Faruk Bakanımız tecrübeli biri. Siyasi çevresi geniş olan biri. Bürokraside etkin bir isim. Milletvekillerimiz de biz onun başkanlığında ve koordinasyonunda Ankara'da toplantılar yapıyoruz. Urfa'nın sorunlarını ele alıyoruz ve çözümü yoluna gidiyoruz. Biz burada gerçekten Faruk Çelik Bey'i Urfa'mız için önemli bir şans olarak görüyoruz. Siyaseti bilen biri ve Urfa'nın sıkıntılarını bilip bunların giderilmesi noktasında biliyorsunuz geçmiş dönemde 400 tane projenin Urfa'da yerleşmesi, gerçekleştirmesi için büyük çabası oldu. Hatta 465 olmuştu 400 vaat edilmesine rağmen. Evet. Daha sonra biz oturduğumuz zaman işte yeni seçime 1 Kasım seçimlerine girerken yeniden böyle projeler yapalım dedik. Evet yaptık ama öyle çok fazla olmadı. Çünkü Urfa'nın çok önemli eksikleri giderilmişti. Mesela öğrenci sayısı okullarda düşürülmüş, hastanelerde yatak sayısı istenilen orana gelmiş ve yapılmak devam ediyor. Ulaşım da öyle. Çok şükür biz kendisine Urfalı olarak kabul ediyoruz artık onu. Ama buradan bakanımıza teşekkürlerimi sunuyoruz. Sağ olsun. Başkanım, teşkilat olarak da 2 genel seçim ve bir darbe süreci ki bence 10 genel seçimden çok daha önemli bir süreçti. O evet. Darbe girişimindeki gösterdiğiniz ve teşkilat olarak gösterdiğiniz o davranış, tutarlı davranış, dik duruşunuz. Şöyle bir geriye baktığınızdaki çalışmalarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bizim bir kere AK Parti il teşkilatımız çok kurumsallaşmıştır. Bunu biz değil, dışarıdan işte genel merkez de söylüyor. Diyor ki senin diyor başkan yardımcıların diyor her biri böyle şeyi başkanlığı yapabilecek, Urfa'yı idare edebilecek kapasitede tanımışlar çünkü onları. O çok güzel bir şey. İkinci olarak şey var. Mesela vekillerimiz gerçekten vekillerimiz uyumlu, çok uyumlu, çok değerli. Görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bir şey iyiyse herkes ona ikna oluyor. Ama dediğin gibi biz 2 seçim geçirdik, bir darbe geçirdik, işte 3-5 miting geçirdik, 2 genel kurul geçirdik. Evet. O kadar yoğun gündemimiz oldu ki insanlarımızın ihtiyacı çok fazla. Böyle zamanla adeta yarışıyoruz. Ama şimdi inşallah böyle diyorum ortalık durulacak. Urfa'mızın tekrar ben onu söyleyeyim. Üzüldüğüm bir nokta. Bazen böyle ayrılıyor vatandaş. İş noktasında. Bu en büyük. Bunu, evet. Bunu yapmamız gerekiyor. Bu biraz da yatırımla ilgili. Yatırımla alakalı tabii. Yani organizede yatırımlarımızı evet, yapacağız. Türkiye kalkınmasını büyümesini arttıracak ki istihdam olsun. Bütün bu saldırılar görüyorsun işte turizm yerleri %20 kapasiteyle çalışıyor. %15 kapasiteyle çalışıyor. Bunu şey etmemiz lazım yani. Belediye çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz de yakından görüyorsunuz. Belediye başkanlarımız işte Büyükşehir Belediye Başkanımız her gün çalışmasını tweetten atıyor. Sağ olsun. Biz de onu oradan bütün vatandaşlarımız görüyor. Şey gibi hiç durmuyorlar. Diğer ilçe belediye başkanlarımız işi biliyorlar. Yani hepsi biliyor. Beraberiz. Eyüpiye Belediye Başkanımız olsun. Halidiye Belediye Başkanımızla devamlı istişare halindeyiz. Temas halindeyiz. Karaköprü öyle olsun. Yani belediye başkanlarımızla istişaremiz devam ediyor. Fakat şunu söyleyeyim. İşlerini severek yapan belediye başkanlarımız var. Sağ olsunlar. İlçe belediye başkanlarımız da buradan tabii hem demokrasi nöbeti sırasında o belediye başkanlarımız çok sağlam durdular. Tabii Şanlıurfa merkezin dışına ilçelerde tabii, de demokrasi nöbetleri yapıldı. Evet. Yani bizim şu anda şunu kesinlikle söyleyebilirim. Bütün belediye başkanlarımız, il ve ilçe belediye başkanlarımız, teşkilatımız, ilçe başkanlarımız hepsine biz il başkanı olarak teşekkür ediyorum. Çalışmaları için elbette ki biz arkalarındayız, desteğiz. Vekiller öyle, bakanımız öyle. Hükümet tabii Urfa'ya çok sıcak bakıyor. Hükümetimiz öyle. İnşallah bu şekilde Urfa'nın
çok daha ileri bir noktaya gitmesi için iyi bir çalışma Başkanım, göstereceğiz. Başkanım, artık programın da sonuna geliyoruz. Biraz sonra Telemarkaz var. Şanlıurfa Spor'u da konuşacağız. Bu arada Şanlıurfa Spor'la ilgili düşüncelerinizi de birkaç cümleyle almak istiyorum. 2 haftada 4 puan. Yeni kurulan bir yönetim. Doğrusunu istersen ben de çok memnunum bu sonuçtan. Biliyorsunuz geçen dönem her hafta böyle Arasat'ta yaşadık. Şimdi ben de dua ediyorum peşin peşin puanları alalım. Belki de şampiyonluğa doğru gideceğiz diye düşünüyorum. Çünkü son maçtaki birbirlik beraberlik iddialı olan bir takımdan çok alındı biliyorsunuz. Takım. Çok çok iddialı. Evet. Ve galibiyeti kaçıran bir takım Şanlıurfa Spor. Evet, şunu söyleyeyim. Yani hiçbir başarı şans değildir. Tabii. Ben buradan tabii bu belediye başkanımız Mehmet Ekinci'nin büyük emeği oldu. Burada risk aldı. Ama diğer işte İsmail Bağban bizde yönetimde, teknik heyet hepsi. Bunların bu işteki özverileri çok önemli. Ben onlara da buradan teşekkür ediyorum. Urfa Spor bizim için çok önemli. Evet. Sayın Başkanım, reisle görüşme şansımız oldu mu Gaziantep mitinginde? Şanlıurfa ile ilgili hani o tarz bir miting çalışması falan böyle bir şey gündemde var mı? Şimdi şöyle bir şey, yani Gaziantep mitingi çok böyle kendinden ortaya çıkan bir miting. Belki de o son saldırıdan evet, biraz da bir o taziye ziyareti nedeniyle evet oldu. Aslında gördüğünüz bizim canlı bağlantıda Başbakanımız mesela 5 tane şehre grup toplantısında teşekkür ediyor. Cumhurbaşkanımız 5 ille canlı bağlantı kuruyor. Bunlardan biri Urfa oldu her zaman. İşte Yenikapı'da miting yapılırken görüyorsunuz Urfa mitingi de kendi sahasını, kendi alanını hınca hınç doldurdu. Biz evet orada güvenlik demirlerini biliyorsunuz, barikatları geriye aldırmıştık. Orası çok büyük bir şekilde doldu. Mitinglerimiz bu şekilde oldu ama Cumhurbaşkanımız mitinglere çıkacak şeyde. Tahmin ediyorum 3 il belirlenmişti. Erzurum, Van diye Diyarbakır diye hatırlıyorum. Urfa her zaman için Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazır bir şehrimiz. Onu her zaman memnun olarak göndermiş bir şehrimiz. Elbette ki buradan bir seslenir. Cumhurbaşkanımız buraya davet ediyor. Sayın Başkanım, öyle bir şey ki Sayın Cumhurbaşkanımız gece saat 12'de sizi arayıp ben Urfa'ya yarın geliyorum dese bile o meydan dolar herhalde. Yani birkaç saat içerisinde tüm Urfalılar o meydanı doldurur. Allah'ın izniyle ben öyle inanıyorum. Urfalılar bana mesela biz 3 gün uzadı biliyorsunuz demokrasi mitingi. Şeyden sonra Yenikapı mitinginden sonra Urfa hiçbir şekilde performansını tempo düşürmedi. Düşmedi hiç. Tempo evet düşmedi. Mesela biz her gece il başkanları olarak miting alanından birkaç resim şeye atarız. Teşkilata atarız. Bütün iller atar. Genel merkeze. Genel merkeze atarız ama WhatsApp üzerinden birimiz de görürüz. Şimdi son 3 günde baktım ki işte Urfa ile beraber birkaç il böyle güçlü ayakta sürdürebiliyor. Diğer illerde devam ediyor ama onlar tempo biraz düşmüş. Tempo düşmüş baktım. Urfa'da hiç tempo düşmedi. Allah razı olsun evet hepsine. Sayın Başkanım yarın 30 Ağustos ve Zafer Bayramı ile ilgili düşünceleriniz evet ve son olarak da Şanlıurfalı hemşerilerimize neler söylemek istersiniz? Evet, Allah bize muhakkak ki bir zaferin yıl dönümünü kutluyoruz. Biz orada da gazilerimize, şehitlerimize, onların hatıralarına saygı duyuyoruz, selam gönderiyoruz. Bu ülke biliyoruz ki işte toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Yoksa vatan değildir, topraktır o. İnşallah böyle nice zaferlerimizi kutlamayı Allah bize nasip eder. Vatanımız, milletimiz için de halkımızın da bu zafer bayramını buradan tebrik ediyorum, kutluyorum. Ben yeniden unuttuğum kişiler olabilir. STK'larımız vardı meydanlarda. Çok sıkı bir şekilde vardı. Kanaat önderlerimiz vardı. Bunlar bizzat gayret ettiler. Çalıştılar. Meydanları doldurdular. Hiç ayrılmadılar. Ben bunlardan isimlerini saymak istemiyorum ama böyle dini gruplarımız vardı. Allah hepsinden razı olsun. 7'den 70'e herkes vardı. 7'den 70'e halk vardı. Evet. Oturuyorlardı. Çaylarını, kahvelerini yapıyorlardı. Biz de gidiyorduk bazen içiyorduk.
orada bir hareket var mı yok mu biz takip ediyoruz başkan diyor. Senin gönlün rahat olsun diyor başkanım. Böyle biz bütün halkımıza ailece gelmişler orada oturuyorlar. Küçük çocukları var battaniyenin içerisinde uyutuyorlar. İnşallah diyorum bu emekleriniz Allah-u Teala bol bol rahmetiyle bereketlendirir de bu ülkemiz çok daha fazla ileri noktaya gider. Bunlar bir dua mahiyetindedir aslına bakarsam. Fiili duadır. Allah'tan istemedir. Nedir? Ya Rabbi bak biz birlik ve beraberlik istiyoruz. Biz bayrağımız inmesin istiyoruz. Ezanımız susmasın istiyoruzun duasıdır bunlar. 27 gün o duayı birlikte yaptık. İnşallah bu dualarımız bu ülkemizin daha ileri, daha müreffeh bir ülke olma noktasına götürülmesi noktasında rahmeti celbeder diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Bizleri kırmayıp yayınımıza katıldığınız için. Ben bir defa daha gerek Şanlıurfa'da bizi izleyen izleyicilerimiz, gerekse Urfa dışında ama gönülleri her zaman Urfa'da olan izleyicilerimize buradan selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, Gündem Özel'in konuğu AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'dü. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Biraz sonra telemarkajda Şanlıurfa Spor Futbol Şube Sorumlusu Sayın Mehmet Giray Küçük'le Şanlıurfa Spor'u konuşacağız. Canlı telefon bağlantılarımız olacak. Şimdilik kısa bir ara hoşçakalın.